Mikropaleontoloji. Protistler bilimsel sınıflandırma açısından ilem olarak değerlendirilse de tek soylu, monofiletik, değil, kısmi soylu, parafiletik bir gruptur. Protistler, algler, minik kabuklular ve polenler gibi mikroskobik organizmaların fosillerinin incelenmesidir. Mikropaleontologlar, genellikle 4 mm'den daha küçük olan mikrofosilleri incelemek için güçlü elektron mikroskopları kullanırlar. Mikrofosil türleri, kısa ömürlü olma eğilimindedir ve bulundukları yerde bol miktarda bulunur. Bu da onları aynı yaştaki kaya katmanlarını tanımlamaya yardımcı olur. Bu da biyostratigrafi olarak bilinen bir süreçtir. Bazı mikrofosillerin kimyasal yapısı, organizma canlıyken çevre hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir ve bu da onları paleoklimatoloji için önemli kılar. Mikropaleontologlar, dünyanın ikliminin nasıl değiştiğini anlamak için derin deniz mikroorganizmalarının kabuklarını incelerler. Organizmalar öldükten sonra kabuklar okyanus tabanında birikir. Organizmalar, kabuklarının elementlerini etraflarındaki okyanus suyundan aldıkları için, kabukların bileşimi okyanusun mevcut bileşimini yansıtır. Daha sonra kabukları bir dönemden diğerine veya bir coğrafi bölgeden diğerine karşılaştırılabilirler. Okyanusun kimyasal bileşimindeki farklılıklar, iklim farklılıklarının iyi göstergeleri olabilir. Mikropaleontologlar genellikle dünyadaki en eski fosilleri inceler. En eski fosiller, bazen mavi-yeşil algler veya su birikintisi pisliği olarak adlandırılan siyanobakterilere aittir. Siyanobakteriler, milyarlarca yıl önce dünya hala soğurken sığ okyanuslarda büyüdü. Siyanobakterilerin oluşturduğu fosillere stromatolit denir. Dünyadaki en eski fosiller, Batı Avustralya'da keşfedilen 3,5 milyar yıllık stromatolitlerdir.